Herkese merhabalar. Bugün sizlere kayın ağaçlarıyla kaplı harika bir ormandan sesleniyorum. Canon ekipmanları biraz az ışıklı ortamda, orman içinde test etmek istedim. Burası Kapıdağ Yarımadası. Şu an dağın üst kısmındayım. Yarımadanın ormanlık kısmında. Ve aşağı kısımlara, deniz kıyılarına doğru da iniyorum. Dolayısıyla ekipmanları hem orman içerisinde az ışıklı ortamlarda hem de deniz kenarında bulabildiğim kuşları da çekerek daha parlak ortamlarda, ışıklı ortamlarda test ediyorum. Bugün bu şekilde geçecek, genel itibariyle ekipmanları test etmeye çalışacağım. Tabii devamında biraz böyle kamp gibi küçük bir ateş yakıp dinlenme ve yemek yeme faslını da bu şekilde halletmek istiyorum. Böylece hem biraz doğal ortamlarda çekim yapıp bunun kamera arkasını aktarmaya çalışacağım. Hem de dinlenip kamp yaparken de yine sizlerle birlikte o ortamı size yansıtmaya çalışacağım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Hem de bu süre içerisinde ekipmanları hala test ediyor olacağım. Çok fazla ekipman konuşmayacağız bugün. Çünkü daha ben de test ediyorum. Bol bol çekim yapacağım ve bunların kamera arkalarını sizlere göstermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Şu anda zannediyorum duyuyorsunuz. Gerçi rüzgarın sesi oldukça fazla. Ama etrafta bayağı bir ötücü kuş var. Ağaç kakanlar var. Bu kayın ormanındaki ağaçlar biraz yüksek olduğu için kuşları görmek ve çekmek çok zor. Yani çok iyi görüntü alır mıyım bilmiyorum ama objektiflerin performansını değerlendirme anlamında, yani en azından ben bunu anlayabilme anlamında çok güzel bir ortam. Hem 800 mm'yi ki böyle az ışıklı bir ortamda o çok zor olacak. Hem de 100-500 mm'yi burada elimden geldiğince test edeceğim. 24-105'i de aldım. Onunla da deniz kıyılarında güzel manzaralar çekmeyi düşünüyorum. Kamp görüntülerinden de yine onunla fotoğraflar çekeceğim. Burada kuşları çekmek çok zor. Yani kayın ağaçları çok yüksek. Her yerde besin var. O yüzden hayvanlar aşağılara inmiyorlar. Yakına gelmiyorlar. Çok yüksekte duruyorlar. Biraz insanlar da var burada. Piknik yapıyorlar vesaire. Belki müzik sesi kulağınıza geliyordur. O yüzden çok burada bir sonuç elde etmek zor gibi. Daha fazla şartları zorlamadan şurada Kirazlı Manastırı var. Oraya gitmek istiyorum. Bu mevsimde çünkü kertenkeleler yumurtalardan çıkmış oluyor. Yavru kertenkeleler. Her yer kertenkele oluyor. Umarım doğru mevsimdir. Tarihi yanlış hatırlamıyorum. Dur. Eğer öyleyse gidip onlara bir bakacağım. Hem biraz orada belki kuş çekerim. Evet. Kirazlı Manastırı burası. Çok eski bir manastır ve oldukça hırpalanmış durumda. Her geçen günde daha kötüye gidiyor. Yıkılıyor, dökülüyor kendi kendine. Herhangi bir restorasyon çalışması da yok. Fakat işin ilginç tarafı kertenkeleler de yok. Şaşırtıcı. Bakın şöyle. Çok güzel tuğla ustalıkları var burada. İki farklı dönem olabilir. İç kısımda dış kısım. Tamamen farklı çünkü. Şu dış kısımdaki taş işçiliği de iç kısımdaki tuğla işçiliği birbirinden farklı. Bu arada ben bu çekimleri Osmo Action 2 ile yapıyorum. Osmo Action 2 ile alakalı da ilerleyen zamanlarda video gelecek. Öncelikle epeyce bir kullanıp alışmak istiyorum. Çünkü hem kullanım şekli farklı, hem çok geniş bir açıya sahip farklı bir kamera. O yüzden biraz ona alışmam lazım. Bu şekilde çekimler yaparak açısına, yönüne iyice alışacağım. Ve sizlere de bu kamerayla alakalı yine kapsamlı bir video hazırlayacağım. Şu ağacın altında mahzen gibi bir yer var.
Çok ilginç, çok güzel. Orayı göstereyim size. Düşmeden yerim. Evet, bakın şöyle. Ağacın altı. Çok ilginç. Şurası biraz ağız gibi ve şu taşlar diş gibi görünüyor. Buradan aşağıya doğru bayağı bir gidiyor. Muhtemelen mahzen olarak kullanılıyordu. Bozulacak yiyecekleri vesaire koyuyorlardı. Sanki kuyu gibi kazılmış. Bu şekilde bir yer. Çok ilginç. Evet, demek ki kertenkeleler için daha erken. Yani bir tane bile görememiş olmam muhtemelen daha henüz çıkmadıklarını gösteriyor. Manastırda şöyle biraz dolaşmış oldum. Biraz da manastırdan genel görüntüleri aldım. 24-105 objektifi de denemiş oldum böylece. Şimdi daha farklı bir noktaya geçip orada kuş bulmaya çalışacağım. Ya da artık kamp ortamını hazırlayıp güneş çünkü eğilmeye başladı. Yemeğimi hazırlayacağım. Manastırın oradan ayrıldım. Bu Kapıdağ Yarımadası'nda bazı şelaleler var, çok güzel. Büyük şelalelerin olduğu yere inmeyeceğim. Çünkü çok zamanımı kaybettirecek o. Vakit kaybı olacak benim için. Ama şöyle yol üzerinde küçük fakat manzarası çok güzel bir şelale var. Orada hem bir şelale fotoğrafı çekmeyi düşünüyorum böyle uzun pozlamayla. Hem de orayı da sizlere göstereyim. Son durumunu ben de merak ediyorum. Epeyce bir zamandır ben de uğramadım. Evet, şelalenin olduğu yere geldik. Görünüşe göre su da var. Çok güzel bir şekilde su akıyor. Şöyle size gideceğimiz yolu da göstereyim. Çok güzel bir yer burası. Yine böyle bir kayın ormanının içerisinde harika bir ortamı var. Kolay da ulaşılabilen bir nokta. Pek çok insan da muhtemelen biliyordur burayı. Genel itibariyle de kullanıyorlardır. Zaten şurada da bakın ateş yakmışlar. Birileri burada konaklamış. Evet, şurası. Yani yüksekten iki farklı noktadan su aşağı doğru düşüyor. Biraz su seviyesi az gibi geldi bana. Öncesinde çok daha yüksekti. Ve şu kütük de kırılmış. Ben bu kütüğün üzerinden geçerken düşmüştüm hatta suya. Öyle ilginç bir şey olmuştu. Şuradan bir görüntü alalım. Şimdi size nasıl çektiğimi de göstereyim. Bakın şu şekilde. Uzun pozlama yapıyorum. Şuradan değerleri göstereyim. F10 6 saniye. Bu diyaframı biraz düşürelim. F8 olsun ve 1 saniye gördüğünüz gibi. Diyaframı öncelikli moddayım. Böylece diyaframı ayarlıyorum. ISO 100'de. Ve tripoddayım. Şu şekilde suyun olduğu bölgeyi netliyorum. Basıyorum ve 1 saniye sonra işlem bitiyor. Pozlamamız harika. Bu tarz çekimlerde olabildiğince ISO'yu düşük tutun. Enstantane değeri de işte 1 saniye ve üzeri olsun. Ya da işte 1 bölü 8, 1 bölü 4, 1 bölü 2. Bunlar da yeterli olur. Ama tamamen ipeksi bir hal almak istiyorsan işte 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye gibi değerlerde tutabilirsiniz. Ortam zaten şu an karanlık olduğu için ışık olmadığından dolayı ND filtreye gerek yok. Eğer burası güneşli olsaydı o zaman ND filtreyle pozlamayı düşürecektik. Evet, Canon EOS R6 ile çekimlere devam ediyorum. Hareketli LCD ekran sayesinde çok rahat çekim yapabiliyorum. Ve çok iyi bir şekilde netliyor. Dikey kadraj oluşturmak da yine çok kolay. Şöyle alt açıdan çekelim. Evet, gördüğünüz gibi. Çok rahat çekim yapabiliyoruz. Şimdi de aynı yerdeki çekimi bu defa EOS R5 ile yapıyorum. Aynı değerlerde çekim yapıyorum. 800 ISO F4 ve aynı açıdan aynı noktadan çekim yapıyorum.
dikey açıdan da çekimlerimizi yapalım. Ve şöyle alt açıdan da çekimlerimizi yapalım. Evet. Şu noktadan da yine çekimlerimizi yapalım. Dikey çekimleri de yapalım. Artık kamp yapmanın zamanı geldi. Kuşlar noktasında çok bir sonuç alamadım. Bu bölgede zaten genelde ötücü kuş çekimlerim hep başarısızlıkla sonuçlanıyor. Besin çok, ağaçlar yüksek. O yüzden şimdi kamp yapacağız. Kuşlar için zaten Manyas Kuş Cenneti'ne ve yarın başka bir bölgeye gideceğim. Şöyle bir akarsuyun kenarında, küçük bir derenin kenarında kamp yapacağım. Ve akşam yemeğini burada halledip eve öğle dönmeyi düşünüyorum. Şurada zaten her zaman yanan bir ocak var. Orada yine ateşimi yakıp yemeğimi hazırlayacağım. Yemyeşil, çok güzel bir ortam. Şurada güzel bir ağaç var, kurumuş. Ona bir bakmak istiyorum ama onu almak biraz zor olacak gibi. Şurası batar mı acaba? Evet, bayağı bir yumuşak. Evet. Birazcık ıslandı. Bu arada mutlaka baltayı içinizde çok merak eden olacaktır. Bu gördüğünüz gibi benim ismime yapılmış bir balta. Megaton markası. Ankara'da bir firma yapıyor bunu. Ve yani Türkiye'de yapılan bir ürün. Oldukça güzel. Gördüğünüz gibi çatır çutur kesti. Ben de doğada ilk defa kullanıyorum. Daha önce sadece bir defa yeteneklerini görmek için yanımdayken kullanmıştım.
ama böyle kampta ilk defa kullanıyorum. Tasarımı çok çok iyi, elinize çok iyi oturuyor. Bu tutma kısmı deri. Az önce belimde de gördünüz, deri kılıfı sayesinde belinize de takabiliyorsunuz. Çok keskin ve dövme demirden yapıldığı için çeliği çok iyi, ahşabı çok iyi. Yani keyifle kullanacağımı düşünüyordum. Yani gerçekten keyifle kullanılacak. Ağırlık dengesi çok iyi. Bu bıyıklı yapısı sayesinde de böyle ağaç işlerinde vesaire bunu kullanabiliyorsunuz. İnce soyma işlemlerinde yapabiliyorsunuz. Yarma baltası olarak çok çok iyi. Merak edenler olmuştur. O yüzden söylüyorum. Megaton marka, Ankara'da bir firma. Instagram'da da Megaton Akse diye takip edebilirsiniz. Ürünlerini görebilirsiniz. Farklı şekillerde baltaları ve farklı uzunluklarda baltaları var. Evet, artık günü tamamlıyorum ve günü bir kahveyle tamamlamak istiyorum. Evden sıcak suyumu getirmiştim belki ateş yakmam diye. O yüzden sıcak suyumla doğrudan kahve yapacağım. Stanley'in şöyle bir kahve, filtre kahve aracı var. Bununla kahvemi hazırlayacağım. Bardağın üzerine tam oturuyor. Kahvenizi içine dolduruyorsunuz ve sadece su ekliyorsunuz. O metal filtreden aşağıya süzülerek iniyor. Filtre kahveniz hazır olmuş oluyor. Şöyle göz kararı bir kahve dökeyim. Biraz sert seviyorum ben. O yüzden şöyle birazcık bolca döktüm. Sıcak suyum dediğim gibi kaynamış bir şekilde hazırdı. Onu da sadece üzerine ekliyorum. Ve bardağa kahve yavaş yavaş dökülüyor. Harika. Evet, bugünlük videoyu burada noktalıyorum. Kampımızı da yaptık, çekimlerimizi de yaptık. Makineleri test etmeye devam edeceğim. Şu an makinelerle alakalı bir şey söylemek için erken. Çekimlere devam ediyorum. Bugünlük böyle noktalamış olalım. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.